Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine çok güzel bir çanta yapacağız. Bu çantamın tabanını dikdörtgen olarak hazırladım. Tarifi YouTube kanalımda mevcut. Linkini yine açıklamalar bölümüne ekleyeceğim. Yalnız şunu söyleyeyim. Birebir aynı sayıyla ördüm. Fakat 3,5 numara tığ, yani 3,5 milimlik bir tığ kullandığım için çantamın o videoda 15 sıra örülmüştü 3 milimetre ile. Bunda sadece 13 sıra örmem yetti. Hemen size şöyle kaç santim olduğunu da söyleyeyim. 34 santime 15,5 santim ölçüsü. Bu çantaya başlamadan önce şunu hatırlatmak istiyorum sizlere. Lütfen videolarımı daha kaliteli bir görüntüyle izlemek istiyorsanız videonun sağ üst köşesinde bir 3 nokta göreceksiniz. Buna tıklayın. Orada kalite sekmesi gelecek. Kalite sekmesinden daha yüksek görüntü, daha yüksek kalitede görüntüyü seçerseniz videolarımı çok daha net bir şekilde izleyebilirsiniz. Çünkü ben aslında yüksek kalitede çekiyorum ve yüklemelerini yapıyorum. Ancak YouTube otomatik olarak ayarlıyor görüntü kalitesini ve genelde ortalama 360p, 240p, bazen 144p olarak bile izleyebiliyorsunuz internet çekiminize göre. Haliyle bu da görüntü kalitesini çok düşürüyor. Bu işte biliyorsunuz yakından çekim bir iş olduğu için detaylı görüntü önemli. Bu hatırlatmayı da yapayım. Tabi kanalıma abone olmadıysanız hala lütfen abone olup bana destek verirseniz sevinirim. Beğenmeden geçmeyin diyorum. Zil butonu da aktif hale getirirseniz videolarım yayınlandığında hemen haberiniz olacak dedik ve hemen başlıyorum. Sıkı iğne ile öreceğim bir çanta bu. Sıkı iğne hasırlarda aslında vazgeçilmez diyebiliriz ama örmesi en zor çanta diyebilirim. Çünkü ne yazık ki üremek bilmiyor. Bayağı oyalayıcı oluyor. O yüzden sabırlar diliyorum size şimdiden bu çantayı örecekseniz. Şimdi ne yaptım? Tabanımı her zamanki gibi tam şöyle göstereyim. Şu köşede bitirdim. Şöyle göstereyim. Biraz daha indirebilirim artık kameramı. Şimdi şu köşede bitirdim. En son hatırlarsanız bir önceki sırada şurada bir üçlü artışımız vardı köşelerde yaptığımız. Bunun birincisine batıp sonra üçüncüsüne ilmek kaydırma yaptım. Yani şu ikinciyi boş bıraktım. Çünkü bu ilmek kaydırma benim ikincimin yerine gelmiş oldu. Arkadan da ipimi gizledim ve tabanımı bu şekilde bitirdim. Her zaman dediğim gibi tabanı ördükten sonra mutlaka ve mutlaka tavsiyem neydi? Ortadan başlamanız. Şöyle yan ortayı buluyorum ve yan ortadan tığımı taktım. İpimi çektim. Bir tane hemen zincirle bunu buraya bir sık iğne görüntüsü yapıyorum. Hemen yan tarafa geçiyorum. Yine sık iğnemi yaptım. Yine yan tarafa geçiyorum. Sık iğnemi yaptım. Hiç arttırma, eksiltme yapmayacağım. Aynen bu şekilde örerek. Bakın alttan da ipimi ne yaptım? Yine her zamanki gibi yürüttüm. Ve onu da orada yok etmiş oldum. Unutmayalım. Ne demiştim? İpim kalın. Daha önce benim videolarımda izlettiyseniz aslında benim favorim 3 numaradır her zaman için. Ama bu ip birazcık kalın. Çili halinde aldığımız için internetten sipariş veriyorum iplerimi. Her zaman aynı kalınlıkta aynı seriyi gelmeyebiliyor. Bu seferki birazcık ne yazık ki böyle olmuş. O yüzden ben de hemen 3,5 numara tığıma geçtim. Şimdi buraya geldim. Buraya geldiğimde şu köşenin rahat bir şekilde dönebilmesini istiyorsanız eğer siz arttırma şuraya tam köşede bir tane daha aynı yere çift batıyorum. Bu şekilde köşeyi bir rahatlatmış oluyorum ki
çantayı ördüğümde şöyle bir köşe dönüşü yaşanmasın. Köşeyi birazcık rahatlatıyorum. Bunu sadece ilk sırada yapıyorum, unutmayın. Tam köşeye geliyorum. Tekrar söylüyorum. Şuradan göstereyim tekrar. Şurada en son yaptığım bir üçlü var bakın. Bu üçlünün tam ortasına çift batacağım. Köşeyi bu şekilde rahatlatacağım. Sadece ilk sıramda yapıyorum, bunu unutmayın. Sık iğne örerken neye dikkat etmem gerekiyordu onu da söyleyelim. Hep ne dedik? Kağıt ip ile çanta örerken çantayı çok yormayacağız, ipi çok yormayacağız demiştik. Şimdi şu tığımdaki ilmeğim her zaman için sıkı olmalı ki şurada görüyorsunuz şu düzgün görüntüyü sağlayabilelim. Bunu o yüzden şu ipimin gergin olması benim için önemli ki bu sıkı kalsın. Girdim hemen yana. Bakın çekiyorum. Bunu ama bu şekildeyken hemen bakın dibindeyken değil, bunu birazcık uzatıyorum. Bunu uzattım ve elimi hareket ettiriyorum. Örgüyü değil, yani şu elimdeki örgüyü hareket ettirmiyorum. Ben elimi hareket ettiriyorum. Bu şekilde sık iğneleriniz çok daha düzgün olacak. Hepsi muntazam olacak. Büyüklü küçüklü ya da bazen çok sıkışık oluyor. V'ler gözükmüyor. Bunun için biz aslında şu elimizi hareket ettirerek düzgün, muntazam, sık iğneler elde edebileceğiz. Şimdi köşeye kadar geleyim. Orada da bir tur nasıl arttırmıştık hatırlayalım. Ondan sonra devam edelim. Evet, geldim yine sıra başına. Köşemize ulaştık. Bakın 3 tane vardı. Birincisini ördüm. Hemen ikincisine geldim. İkincisine şöyle çift battım. Devam ediyorum. Aynı işlemi hem bu köşede hem bu köşede de yapacağım. Şu başlangıç yerime geleceğim. Üst sıraya nasıl geçiyoruz hemen onu göstereceğim. Zaten spiral olarak döneceğimiz için artık çantayı istediğimiz boyuta getirene kadar bir daha çekeceğimiz bir kısım kalmayacak. Buraya geliyorum. Hemen devam edelim. Evet, şimdi sıra sonuna geldik artık. Son sık iğnemi de yaptım. Şimdi buradan artık şu ilk yapmış olduğum, başladığım yeri atlıyorum ve şu yanındaki ilk sık iğnenin üzerine geçip hemen buraya sık iğnemi yapıyorum. Şöyle gösterelim. Buradan artık buraya yukarıya geçtik. Yani şu düz artık spiralliği oluşturduk. Buradan sonra herhangi bir arttırma eksiltme yok. Aynen köşelerde de herhangi bir arttırma yapmayacağız. Biliyorsunuz 4 köşede birer tane arttırma yapmıştık. Bu bizim için yeterli. Şu köşedeki dönüşü sağlamak için. Bundan sonra döne döne istediğiniz yüksekliğe gelene kadar örüyoruz. Asıl detayları ağız kısmında, saplarında vesairelerinde yapacağız. Ondan sonra çantamızı astarlayıp bitireceğiz. Evet, şimdi istediğim yüksekliğe kadar getirdim. Tam birazdan şöyle kaldırırsam. Tam 26 santim oldu boyumuz. 26 santime geldim. Şöyle göstereyim. Hiçbir görüyorsunuz. O kadar güzel oldu ki şu dönmesi, köşede herhangi bir kasma yok. Şurada biliyorsunuz köşede yaptığımız o iki arttırmadan dolayı şurada köşemiz bitiyor. Köşeden sonra şu üst kısma geçiş. Bakın gördünüz mü böyle ne kadar düzgün gitti. Ayrım yeri de belli olmadı. Tam istediğim formda bir çanta oldu. Şöyle kenarını biliyorsunuz bu formda yapacaktık. Şimdi ben işaret koymuştum şu şekilde tam şurada başladığım yerin hizasını aldım, işaretimi koydum. Burada artık ne yapacağız? Ağzını bitireceğiz. Ters sık iğne yöntemine geçiyoruz. Şimdi başlayalım. Son sık iğnemi de yaptım. Yan tarafa önce hemen bir ilmek kaydırmayla giriyorum.
Bu şekilde şu ağızdaki şu çıkıntıyı aslında öldürmüş oluyorum. Buradan sonra artık bir tane zincirimi çektim ve geri dönüyorum. Uzattım. Hemen şöyle göstereyim. İlmek kaydırmadan önceki yere giriyorum. Çekiyorum ve ters tık iğnemi yapıyorum. Uzatıyorum. Bu çok önemli. Bakın, uzatmak çok önemli. Çünkü birer sıra atlayarak gideceğiz. Eğer ki siz bunu böyleyken yaparsanız ne olacak? Örgümüzün ağzı toplayacak. Uzattım. Girdim. Bir tane sık iğnemi atladım. Uzattım yine bunu. Çektim. Uzattım. Bir tane boşluk bırakıp girdim. Çektim ipimi. Çıkardım. Uzattım. Bir sıra bir tane boşluk bıraktım. Çektim. Devam edelim. Uzatalım. Bir boşluk bıraktım. Girdim. Şöyle. Yine ara ara netlik gidiyor. Çektim. Sıkıştırdım. Uzattım. Bakın. Buna girmeyeceğim. Şu boşluk bırakacağım. İkinciye girdim. Çıkarttım. Çektim. Son kez gösteriyorum. Uzattım. Bir boşluk bıraktım. Bakın, burada hep tığımız hareket ettiriyor. Şöyle dönmek için bak, tığımı hareket ettirdim. Çanta hep sabit. Girdim buradan. Alttan ipimi çektim. Uzattım. İkisini aynı seviyeye getiriyorum bakın. Sonra sıkıştırdım. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Nasıl birleştireceğiz? Ağzını hiç belli etmeden onu göstereceğim. Geldik şimdi sıra başına. Her zamanki gibi ipimizi şöyle kesiyoruz. Artık iğnemizle bunu çıkarttık. Taktım iğnemi. Şimdi şurada bunu buraya döndüreceğim için bunu arkadan çıkartmam gerekiyor. Şöyle hemen göstereyim. Çıkarttım. Sonrasında bunu tekrardan ipimi arkaya alıyorum. Bu şekilde ağzını birleştirmiş oldum. Normalde eğer dibine denk gelmiş olsaydı sık iğnem çok daha net, daha güzel olacaktı ama bir öncekine denk geldi. Sayı tam olarak tutmadı. O yüzden burayı bu şekilde yaptık. Zaten bu şu şekilde katlandığında burası iç kısma gelmiş olacak. Döndüreceğim, altında hemen her zamanki gibi yataydan söylüyorum. Hep ne dedik? İplerimizi yataydan gizliyoruz. Yataydan gizleyip geliyorum. Evet, gördüğünüz üzere artık çantamızı tamamladık. Ağız kısmını komple şöyle döndürdük. Dediğim gibi 26 santim yüksekliğimiz var. Şöyle hemen kaç santim bir enimiz var onu da paylaşayım. Pardon, kameraya çarptım. Hemen onu da paylaşayım. Evet, 46 santimlik de bir enimiz var. 46'ya 26 diyebiliriz. Şimdi artık çantamıza formunu vermeden önce bir ütü yapmamız gerekiyor. Çantamızı ütüleyeceğiz. Ama onun öncesinde bu çantamızın saplarını hazırlamaya başlayalım. İnelim biraz şöyle. Şimdi öncelikle bir sapımı tutturabilmek için şöyle bayağı, ne kadar diyeyim, çantaya tutturmak için yaklaşık 50-60 santimlik ipimi bırakıyorum. Sonrasında başlayalım. Sekiz tane zincir çekeceğim. Ne yapıyorduk? Bakın. İlk sık iğnemiz önemliydi. İlk zincirimiz, pardon. 3, 4, 5, 6,
7 ve 8 tane zincirimi yaptım. Şimdi burada artık ne yapacağım? Bunu spiral hale getireceğim. Spiral hale getirirken ne demiştik? Her zaman şu arkadaki şu her bir zincir için 3 tane ipimiz vardı. Bunun hep ortasına gireceğiz demiştik. Şimdi bu ortadakinden başlıyorum. Girdim. Hemen sık iğnemi yaptım. Bir sonrakine geliyorum. Şöyle göstereyim. Şu ortalarda kalan, şu zincirin arkasında ortalarda kalan tığım şu an 3,5 numara. O yüzden girmekte zorlanıyorum. Siz de zorlanırsanız şu şekilde ilmeklerinizi iğne ya da küçük ince tığ yardımıyla açabilirsiniz. Evet, ilk sıra biraz zahmetli oluyor bu yöntemde. Yani arkadan örme yönteminde. Ama alt kısmının da gayet düzgün olmasını sağlıyor. Bakın gene geldik şu orta şurası. Ben hiç böyle uğraşamam diyorsanız normal. Önden zincirlerin tek lobuna girerek de yapabilirsiniz. Klimanın sesi geliyor mu bilmiyorum. Rahatsız ediyor mu? İnşallah gelmiyordur. Ortam seslerini pek fazla almıyor ama malum sıcaklar çok fazla. Klima olmasa zaten ortacıda herhalde yaşayamazdık diye düşünüyorum. Geldik. Yine açtım ilmeğimi. Yine sık iğnemi yaptım. Geldim. Yine açtım. Şurada. Arka loba gireceğim. Girdim. Yaptım sık iğnemi. Döndüm. Şurada. Yine giriyorum. Ve artık sona geldim. Sonuncuya da girdim mi bitiyor. Bu zahmetten kurtulacağım. Artık normal sık iğnelerimin üstüne bata bata devam edeceğim. Şimdi şöyle bir örneğimiz içe döndü. Örneğimizi şöyle bir dışa çevirelim artık. Biraz kıvrıldı. İnanın sık iğne çanta örmek, yani hele bir de bu kadar büyük çantaları örmek gerçekten çok zor. Yani birazcık döndürememin sebebi şu anda şu parmağımın çok iyi çalışamıyor olması. Öyle söyleyeyim. Çok güzel oluyor. Hani kağıt ipin vazgeçilmezi sık iğne ama gerçekten çok yoruyor diyebiliriz. Şimdi geldik artık sık iğnelerimizin tepesine. Bakın şurada ilk yaptığımız sık iğnenin V'si. Hemen oraya girdim. Sık iğnemi yaptım. Yine bir sonraki V'miz. Bakın sık iğnemizin tepeleri VV oluyordu. Yine bir sonraki. Artık bundan sonra istediğim boya gelene kadar onu söyleyeceğim biraz sonra. Böyle döne döne spiral bir şekilde bu yuvarlağımızı öreceğiz. Bunu düz formatta örüp daha sonra iğneyle birleştirme yöntemi de var. Ama sakın onu bu çanta için düşünmeyin. Çünkü burada sapımızın içinden sapımızın üzerinden etrafından ip saracağız. Yani bir ip sarma işlemimiz var. Onun için bu spiral şekilde dolanan sık iğne örgüsüne ihtiyacımız var. Eğer ters yüz yaparsanız bu olmaz.
Bir de bir şey daha söyleyeyim. Şimdi bu sapı ben çantaya direkt bu şekilde birleştireceğim için biraz gevşek oldu, bakın ilmeği. Onu düzelteyim. Direkt yuvarlaktan başladım. Ama başka çantalarda kullanabilmeniz için şöyle göstereyim. Şimdi sapımız şu şekilde olacak. Bu ipin bu şekilde spiral bir yöntemle dönmesi için bu sık iğnenin de bu şekilde spiral olarak gitmesi gerekiyor. Eğer ki böyle bir takma yapacaksanız, o zaman ne yapacaksınız? İlk önce ben 8 tane zincir çekmiştim ya. 8 tane zinciri çektikten sonra istediğiniz pardon, istediğiniz miktarda, ben burada 6 sıra örmüşüm. Git gel yapıyorsunuz. Daha sonra sprele dönüştürüyorsunuz. Burası da sizin rahat bir şekilde çantanın sapını aslında dikmenizi sağlıyor. Ama ben şimdiki yapacağım çantada direkt şuradan çantaya birleştirme yapacağım. O yüzden ben direkt silindir kısımdan başladım. Dediğim gibi siz isterseniz bu şekilde dikmek istiyorsanız böyle öncesinde düz kısmını da yapabilirsiniz. Çok güzel bir sap. Bunu da galiba ben buldum. Çünkü hani hiçbir yere bakarak yapmadım. Aslında şu sarma saplardan esinlendim. Sarmalarda biliyorsunuz altına full ipin üzerine sarıyorlar. Renkli renkli bu şekilde. Sonrasında istediğiniz rengi de dolandırabiliyorsunuz. Böyle bir çizgi görüntüsü yapmak için. Sonra benim aklıma bu geldi. Zaten sarmal dolaştığı için tam böyle iki sık iğnenin arasından ipinizi gezdirdiğinizde çok şık bir görüntü oluyor. Hem de dediğim gibi sağlam, sarmadan çok daha düzgün duran bir sap elde etmiş oluyorsunuz bu yöntemle. Buraya da not düşelim galiba, dediğim gibi. Ben bir yerde, daha benden önce yapan varsa bilmiyorum ama ben bir yerden bakmadım. Tamamen kendi bulduğum bir şeydi. Çok güzel oldu. Müşterim de bu sapı bu çantaya uygulamamı istedi. O yüzden sizlerle şu anda görmüş olduğunuz bu sapı yapıyoruz. Onu da baştan söylemiş olayım. Dediğim gibi buradan sonra başka artık hiçbir şey yok. Sadece istediğimiz boya gelene kadar. Şimdi ben bunu boyları çok fazla aslında kişiden kişiye göre değişir. Bu biraz böyle kolda taşınan bir çanta olacak. Yani omza asılmayacak bu çanta. Kol çantası olduğu için saplar biraz kısa olacak. Ama siz bunu kol çantası yapmak isterseniz çok daha uzatıp istediğiniz boyda da kullanabilirsiniz. Daha fazla göstermeme gerek yok diye düşünüyorum. Ben hemen daha önce burada örülmüş var derler ya. Bakalım kaç santim örmem gerekiyor. Evet, bir 40 santim olacak sapımız. Bakın daha henüz dolandırmadım. Sadece hazırladım. Bu da gelecek yanına. Daha sonra ipi nasıl saracağız, onu göstereceğim. Orada tekrardan buluşalım. Çantamı da ütüleyip geliyorum. Evet, geldik şimdi artık siyah ipimizi sarmaya. Şimdi bakın, en son bittiği yer burasıymış. Şöyle göstereyim. Ben buradan dolandırmaya başlayacağım için şöyle hemen öncesinden, bakın şu son şuradaki önceki sık iğnenin içinden giriyorum. Şimdi burada yaklaşık şöyle bir 3 metre kadar ipimi çıkarttım. Çünkü etrafında dolarak gideceğiz. Fazlası olsun, eksiği olmasın. Şöyle göstereyim. Bunu sonra buraya şöyle birleştireceğim. Bunun üstünden. Şöyle bakın, iki sık iğnenin arasında bir boşluk var ya. O boşluğu sarmaya başlıyoruz. Zaten örgü spiral şeklinde döndüğü için bu boşluk da spiral şeklinde dönüyor. Elimle sıkıştırarak, gevşetmeden şöyle ipimi sarıyorum. Görüyorsunuz değil mi ne kadar kolay? Zaten boşluk, o sık iğnelerin arasındaki o çukurluk tam böyle benim ipimi saracağım şekilde, spiral şeklinde de döndüğü için böyle
arasında dolandıra dolandıra gidiyorum. Mesela burası çok daha yumuşak, çok daha böyle içine çöküyor ama bakın burası sapasağlam hale geldi. Tam bir silindir şeklinde ve ezilmiyor. Bu ip sardığımızda böyle bir artısı da var. İsterseniz istediğiniz renkte yapabilirsiniz ya da ben hasır rengi bozulsun istemiyorum dersiniz ama şu sert formu kazanmasını istiyorsanız, düzgün formu kazanmasını istiyorsanız yine kendi renginden de ipi bu şekilde aralarından dolandırabilirsiniz. Şimdi ben sapın sonuna kadar geliyorum. Sonunu nasıl bitireceğiz onu göstereceğim. Evet, geldim sonuna kadar. Son spiralimi de döndürdüm. Bakın burada artık bitti. İpimin ucuna iğne takılıydı. Şöyle bitiriyorum. Görüyor musunuz? Harika bir sap oluyor bu şekilde. Sımsıkı, çok değişik bir form kazandırıyor bu ip sarma yöntemi. Sanki sapınızın içinden bir kordon geçirmişsiniz, yani herhangi bir sert bir cisim dolaştırmışsınız gibi bir hal alıyor. Şöyle göstereyim. Başladık, bitirdik. Bunu dediğim gibi bu yöntemi kullanarak isterseniz bu şekilde el çantası, isterseniz kol çantası uzun saplarda hazırlayabilirsiniz. Şimdi artık sıra geldi bunları çantamıza birleştirmeye. Evet, şimdi dediğim gibi iki tane çanta astarlayacağız. İki farklı çantamın astarlamasını da aynı videoda göstermiş olacağım. Şimdi geldik, ilk olarak ceplerimizi çalışacağız. Şimdi şurada kumaşın kenarından önce bir ceplerimi çıkartacağım. Ne kadar? Şöyle 25 santim eni var cebimin. Buradan iki tane çıkartacağım için büyük iki kattan keseceğim şimdi bunu. Hemen bunu kesiyorum, geliyorum. Şimdi şu şekilde 25'e 35'lik iki tane parça kestik. Bunları cepleri biliyorsunuz söylemiştim. Çift kat çalışıyorum. O yüzden şu şekilde katladığımızda şu temiz kısmını da ağza getiriyorduk hatırlarsanız. Buradan iki çantanın cebini hazırlamış olduk. Şimdi çok kolay yoldan çantaların astarını nasıl keseceğiz oraya geliyorum. Şimdi ölçüyü nasıl alacağız? İlk olarak onu göstermek istiyorum. Zaten enini almak çok kolay. Bakın çantayı şu şekilde yassı hale getiriyorsunuz. Oldu bitti. Yani şöyle koyduğunuzda şöyle geçeyim. Şöyle koyduğunuzda bunu ölçmesi kolay. Peki tabanı nasıl ölçeceğiz dediğinizde tabanda da şu yöntemi kullanacağız. Şimdi bizim taban ortamız var ya. Şu taban ortamız. Şu taban ortasından itibaren şöyle buraya kadar ölçtüğümüzde çantamızın aynı zamanda keseceğimiz parçanın uzunluğunu da bu şekilde bulmuş oluyoruz. Eni zaten bu şekilde halletmiş olduk. Şimdi ben ölçtüm. Buradan buraya kadar 33 santim yapıyor. 33 santim olduğu için burada iki kumaşımı ikiye katladım. Şöyle 33 santimi hazırladım. Tabi birazcık da ağzının içine çevirme payı verdiğim için 35 santimden kumaşımı katladım. Yanını işaretlemek için de şimdi şöyle koyuyorum ölçümü almak için. Burada sıfıra sıfır ölçü almanız yeterli oluyor. Yani pay bırakmayın kenardan. Çünkü diktiğinizde o zaman çantanızın içine tam uygun hale gelmiş oluyor. Eğer zaten dıştan ölçü alıyoruz. Bir de üstüne üstlük bunu da dışarıdan dikerseniz o zaman astarınız çantanızın içine bol gelecektir. Ama dediğim gibi tam tamına bir ölçü aldığınızda şöyle göstereyim. Tam tamına bir ölçü aldığınızda şöyle buraya da işaret koyalım. Çizelim burayı. Bu şekilde olduğunda dediğim gibi siz tam şöyle dikme payınızı koyduğunuzda içine kalıp gibi oturacak. Şimdi çizip hemen geliyorum. Evet, benim tam 46 santim gelmişti.
O yüzden 46 santimden çizdim. Dediğim gibi 35 santimde yüksekliğim vardı. Şimdi dediğim gibi hiç pay bırakmıyorum. Yani bunu böyle dışarıdan kesmeyeceğim. Direkt çizginin üzerinden şöyle kesiyorum ve bu tarz çantayı astarlama yöntemi hep bu. Aynısını şunda da kullanacağım. Bakın. Şimdi ben başka bir çanta da astarlayacağım. Bunu da aynı şekilde astarlıyorum. Yani koyduğunuz kumaşın üstüne, ağız kısmına dikeceğiniz kısım önemli. Nereden dikeceğim? Buradan. Şu genişliği aldınız, ölçtünüz. Dediğim gibi yine şu çantanın taban ortasından itibaren şöyle şu yüksekliği de aldınız. Buna göre parçanızı kesebilirsiniz. Hiç mesela bazen görüyorum. Ayrı ayrı parçalar kesiyorlar. Yani tabanı ayrı yapıyor, yanı ayrı yapıyor. Hep köşe köşe dikişler. Hiç gerek yok. Tabanı bu şekilde yapacağız. Daha sonra nasıl bu tabanda şu köşe formatını vereceğiz, onu da göstereceğim. Evet, şimdi ceplerimizi dikmeye başlıyoruz. Şöyle ne yapıyoruz? Hemen üç tarafını çevireceğiz. Ama şu ışığı kapatır mısın anne? Parlıyor, orayı göstereyim. Şuraya kadar geleceğiz. Yani bakın buradan başlıyoruz zaten. Şurada bir çevirmek için pay bırakıyoruz. Şimdi 3 etraf çevirelim. Devam edelim. Evet, şimdi cebi nasıl dikiyoruz onu gösteriyorum. Kenarları dikmeden önce cebimizi hazırlıyoruz. Şu başlangıç, şu biliyorsunuz bizim tam tabandaki taban ortamız. Ona göre hesaplıyoruz. Yani şu kısım tabana denk gelmiş olacak. Sonrasında bir miktar pay bırakıyoruz. Cebimizi yerleştiriyoruz. Yani ağızdan da şöyle şu kadar kıvrıldığını düşünürsek işte ortalama şöyle şu seviyelerde falan cebimiz kalmış oluyor. Şimdi orta çizgisini aldık cebin. Bu kumaşın da orta çizgisini bulduk. İkisini aynı şekilde denk gelecek şekilde bunu buraya birleştirdik, iğneledik. Şimdi ne yapacağız? Bu etraf şöyle üç kenarını dikeceğiz. Kenar, ama unutmayın dipten dikiyoruz. Yani bu önemli. Şöyle kumaşın hemen şöyle dibinden dikeceğiz. Bir tane de ortadan atacağız. Çünkü çiftli göz yapıyoruz. Bir tane de ortaya bir dikiş atacağız. Şöyle mesine. Bu sayede iki tane cebimiz olmuş olacak. Yan yana hemen dikip geliyorum. Şimdi geldik astar kısmımıza. Burada biliyorsunuz zaten kumaşı ikiye katladığımız için alt tarafta dikiş yok. Dikişimiz nerede? Sadece iki yanda. Hemen orayı da aynı şekilde dikip geliyorum. Şimdi geldik köşeleri nasıl çalışacağımıza. Bakın şu boş taraftan göstereyim. Orayı ben işaretledim. Şu dikişimiz, dikişimizi diktiğimiz yer. Şu arkada ise tam çantamızın tabanının ortası var. Şu orta çizgi. Şu dikişle bu orta çizgi tam tamına denk gelecek. Şöyle bunu denk getirdim. Şöyle bir iğne takıyorum, iğneliyorum. Sonra bunu yatırıyorum kenara. Ne yapıyorum? Ölçüyorum çantamın tabanı. Benim çantamın tabanı 15 santimlik bir tabanda. Yani eni 15 santimdi. 15 santimdeydi. 13 santim olacak şekilde ayarladım. Nereye denk geliyorsa orada çizgimi çektim. Şöyle size de göstereyim nasıl yaptığımı. Hemen mezuramı alalım. Şöyle 13 santime denk gelecek şekilde. Bakın şöyle. Şöyle ayarlıyorum. Daha sonra bunu bu şekilde ne yapıyorum? Çiziyorum. Daha sonra çizdiğim yerlerin üzerinden tekrardan makine dikişi yapacağım. Makine dikişi yaptıktan sonra haliyle artık bizim şu köşe hattımız, şu tabandan içinden şöyle gösterecek olursam, şöyle şu köşe hattımız oluşmuş olacak tabanda. Hemen dikelim. Ondan sonra daha net bir şekilde anlayacağız, göstereceğim. Evet, artık astarımızı hazırladık. Bakın şöyle göstereyim. Taban kısmını görüyor musunuz? Şu köşe yaptığımız şu köşe çalışması sayesinde zaten hali hazırda, bir de şu taraftan göstereyim, dikdörtgen tabanımız olmuş oldu. Dışına bakalım. Şu yaptığımız o üçgenleri hatırlıyorsunuz. O üçgenlerimizi sonrasında bu şekilde
kestik. İsterseniz çantanın içinde olacağı için herhangi bir artık atma falan yapmaz. Ama illaki isterseniz yine zikzak çalışabilirsiniz kenarlarında. Şimdi bunu bu şekilde şöyle çantamızı alıyoruz. Daha fazla da kaldıramıyorum ama çantamızın içine şu şekilde yerleştiriyoruz. Unutmayın, cep kısmı her zaman için arkaya gelecek. Şöyle elimle tabanını güzelce yerleştirdim. Şimdi şöyle çantamın, burada önemli olan nokta şu. Çantamın tam yanını buluyorum. Bu tam yana daha sonra diktiğim astırın tam yanını denk getiriyorum. Yani şu şekilde. Şöyle denk getiriyorum. Hemen buradan bir iğne yardımıyla şöyle tutturdum. Aynı işlemi tam karşısında da yapıyorum. Çantamın kenarını buldum. Sonra aynı şekilde dikişin de orta noktasını buldum. Yine buradan da iğneyle tutturuyorum. Astarlarınızın tam tamına olmasına dikkat edin. Eğer astarınız özellikle boyda tam tamına olursa, o zaman çantanızın tabanı da hiçbir şekilde sertlik koymanıza gerek yok. Taban aşağıya çökme yapmaz. Çünkü astar taşıyor malzemeyi. Onu hallederseniz herhangi bir sıkıntı olmaz. Şimdi sonra şöyle alıyorum. Bunu elimle şu şekilde gerdiriyorum. Şöyle bastırdım ve tam istediğim yerden şöyle tuttum. Yine aynı şekilde çantanızın çok arkasına geçmemeye çalışın. İç ilmeklerinden tutturmaya çalışın. Aynı işlemi burası da için yapıyorum. Bakın şöyle gerdim. Şöyle yapayım ki bastırıp daha doğru yerden tutabileyim. İstediğim yere göre kaydırdım ve bu şekilde buradan da iğneledim. Siz isterseniz şu ara noktalarınızdan da yine ara ara iğne atabilirsiniz. Bu size dikerken kolaylık sağlamış olacak. Şöyle işten. Şimdi bazı videolar görüyorum. Çantayı terse çeviriyorlar. Sonra da astarı onun dışına geçiriyorlar. Bu şekilde dikiyorlar. Sonra çantayı çevirdiklerinde astar içeri geçmiş oluyor. Asla önermiyorum. Çantayı siz bunu böylemesine yapıp dikerseniz ve sonrasında bunu içine çevirdiğinizde ister istemez çantanız ve astar arasındaki dikişlerinizde potluk olacak. Yani şu şekilde büzük büzük, şöyle büzük büzük potluklar olacak. Çünkü bir şeyi dışına geçirdiğinizde daha geniş bir şey elde edersiniz. İçine geçirdiğinizde daha dar bir şey elde edersiniz. Yani bu kumaşı bunun dışına geçirmeye kalkarsanız haliyle daha geniş bir astara ihtiyaç duyacaksınız. Sonra çevirdiğinizde de bunlar karşınıza potluk olarak çıkacak. Şöyle elimle güzelce gerdiriyorum. Şöyle küçük mandallar var. Ben onu burada bir türlü bulamadım. Bulunduğum yerde. Eğer sizde varsa onlarla çok daha rahat bir şekilde bu astar işini halledebilirsiniz. Bu şekilde iğneyle yaptığımızda birazcık zor oluyor. Kağıt ipi tutturmak. Ama mandalda direkt çat çat mandallayı verirsiniz. İşiniz çok daha kolay olur. Şimdi bu şekilde çantamızın içine astarımızı tutturduk. Astarın, tekrar söylüyorum, gergin olması çok önemli. Çantanızın içi çok daha muntazam görünecek. Şurada bir ip kalmış. Hemen keselim onu da. Eğer etiketini kullanıyorsanız, etiketinizi önceden dikerseniz çok daha işiniz kolay olur.
Bu şekilde hazırladık. Şimdi gelelim o hiç görünmeyen çantanın yüzünden görünmeyen dikişlerimi nasıl yapıyorum? Size hemen bunu göstereceğim. Evet, şimdi başlayalım. Bir kere nasıl bir iğne kullanıyorum onu göstereyim size. Burada kullandığınız iğne görülüyor mu? Çok ince bir iğne olmasın. Yani şöyle dik göstereyim. Dikiş iğneleri gibi incecik bir iğne kullanmayın. Dikerken bunda çünkü kağıt ipin içinden geçeceğiniz için zorlanırsınız. Bu kadar ince bir ipiniz olmasın. Yakın olduğu için biraz buğu yapıyor. Normal en küçük boy etamin iğnelerinin kalınlığı gibi olsun. Ama ucu da sivri olması lazım. Çünkü kumaşa da rahat girebilmemiz için. Şimdi başlıyorum. İstediğim yerden başlayabilirim. Hiç önemli değil. Arkadan şöyle altlardan bir yerden girip tam şu çizgim var ya, hazırladığım kat çizgim. Tam oradan çıkartıyorum. Düğümü bu şekilde altlarda gizlemiş oluyorum. Görebiliyor muyuz? Şu alttaki şu sık iğnenin yataydan gidiyoruz. Hizasında bu vardı. Bundan girdim. İki tane girdim. Bakın, iki tane birden giriyorum. Yatayda şöyle girdim. Şimdi artık şu ipimin hizası neresi ise, bu arada hasır ip kullanıyorum, unutmayın. Astarın renginde değil, çantanın renginde kullanıyorum. Bakın yine şöyle aynı o kat çizgisi var ya, o kat çizgisinin olduğu yerde yine yataydan gidiyorum. Ne kadar? Bir sık iğne genişliğinde gidiyorum. Çıktım. Şimdi bunun karşısına hangisi denk geldi? Bu sık iğne denk geldi. Hemen bundan geçiyorum. Çift kat yapmaya çalışın. İpinizi mutlaka sağlam olsun. Yine hemen bunun hizasında burası var. Yataydan girdim. Bir sık iğne genişliğinde aldım. Diğer sık iğnenin içine yataydan giriyorum. İğneme batırdım. Şimdi iğne biraz yukarıdan takılı olduğu için şunları da biraz şöyle kaydırayım, daha rahat olsun. Şu an gösterebilmek için kusura bakmayın, kameranın çok alt açısında dikmek zorunda kalıyorum. Daha biraz daha şöyle yapsam daha mı iyi olur? Şimdi yine hizasındaki astarımdan girdim. Hizasındaki sık iğnemden geçtim. Hizasındaki astarımdan girdim. Yine hizasındaki sık iğneden şu iğneyi çıkartayım, daha rahat gözükecek. Bakın şurada alttaki sık iğnemden geçtim. Görüyor muyuz? Hiç bir şekilde ipimiz belli değil, dikişimiz belli değil. Hiçbir şey gözükmüyor. Tekrar bak, ipin çıktığı yerin hizası. Görüyor musunuz? İpin çıktığı yerin hizası. Buradan girdim. Bir sık iğne genişliğinde geçtim. Şu kat çizgisinden yapıyorum bunu. Sonra ne yaptım? Yandaki sık iğneye yine aynı şekilde yataydan girdim. Benim birazcık bu işlere yatkınlığım aslında anneden geliyor. Annem benim terziydi. O yüzden küçük yaştan beri aslında hep dikişin içindeydim. Dikiş dikiyordum. Son kez bir tane daha göstereyim. Hizasından girdim. Bir sık iğne kadar gittim. Hep önemli olan şu.
şu ipinizin şu şekilde geldiğinde hizası neresi ise kumaşta oradan girmeniz önemli. Eğer bunu aynı hizadan yapmazsanız astarınız bu şekilde düzgün durmayacak. Evet, anlaşıldı sanırım. Şimdi ben bunu dikip hemen geliyorum. Dikip geldikten sonra artık saplarımızı takma aşamasına geçeceğiz. Evet, şimdi bir yine unutkanlık yaşadım. Şu kenarlarımıza şöyle katlanması için çıtçıtlarımız vardı. Mıknatıslı çıtçıtlarımız. Onu takmayı unutmamışım. Şöyle kenarları söktüm ben. Bunları buraya güzelce tutturdum. Pense kullanıyorum bunları sıkıştırırken. Şimdi ben burayı tekrardan dikeceğim. Şöyle göstereyim çantanın formunu. Şöyle kenarlarına çıtçıtlarımız var. Şu şekilde bir formu olacak. Biraz daha kaldırmam gerekiyor. Şöyle göstereyim. Kenarları şu şekilde içe dönük şekilde duracaklar. Şimdi ben sapımızın tekini taktım. Birlikte bunun da burasını taktım. Şimdi burayı nasıl tutturacağım? Onu göstereceğim. Ve son olarak ağız kısmına çıt çıt yapacağız. Yine aynı şekilde mıknatıs çıt çıt takacağız. Bunu da yaptıktan sonra çantamız tamamen tamamlanmış olacak. Bir de püsküllerini takacağız, bitecek. Bakın çok şık bir el çantası oldu. İster elinizde ister bileğinizde. Şöyle göstereyim. Tabii ki de finalde çok daha tamamlanmış halini göreceğiz. O zaman şimdi astarı dikiyorum. Hemen geliyorum, birlikte sapı dikeceğiz. Evet, şimdi şöyle çantamızın bir sapılarını ağza ağza getirelim. Şu şekilde. Burada da şöyle aynı yere getirdim. Ve şöyle tutuyorum artık elimle. İğnemi taktım. Şimdi göstereyim. Hemen şöyle bakın geçirdim. Aynı şekilde altından da geçiriyorum. Pardon, kameraya kalmış. Evet, aynı şekilde altından da geçiriyorum. Ve tabii yerimi kaybettim. Şekilde tekrar yerimi ayarladım ve buradan giriyorum. Nereden çıkıyorum? Tam şu bir sık iğne alttan çıkıyor. Şimdi hemen bir sık iğne yana giriyorum aynı yerden. Aynı şekilde hem alttaki sapın hem altındaki ilmeğinden hem de aynı şekilde üstündeki ilmeğinden şu şekilde çıkıyorum. Aynı yerden tekrar giriyorum. Şöyle. Yine bir yandan şöyle bir yandan çıkıyorum. Hemen artık en kenarından çantamızı şöyle tutturdum. Yine aynı yerden giriyorum. Bu sefer geri dönüyoruz artık. Burada etamin iğnesi kullanmamız gerekiyor ki boşluklardan girip çıkabilelim. Yoksa normal sivri uçlu bir iğneyle yapmaya kalkarsanız hep kağıt ipinizi delecektir çantanızı.
onun olmasını istemediğimiz için kalın en büyük boy etemin iğnesinden kullanıyorum. Hemen yine aynı yerden çıktım. Yine bir yandan giriyorum. Sıkıştırırken dikkat edin, ipiniz kopmasın. Şimdi bu şekilde alt sırayı topladık. Şimdi şuradan hemen üst sıraya çıkıyorum. Bakın şöyle çapraz olarak şu ilmeğin devamıymış gibi V'nin yukarı çıkıyorum ve yukarıda da aynı şekilde çantamın sapın içinden geçiyorum. Geldim yukarıya. Yine bir yana gittim. Burada da tam sık iğnelerim bitip çakma trabzanın baş pardon çakması ters sık iğnenin başladığı yerden çıkıyorum. Aynı şekilde yandan bir daha girdim. Tabii çok katlı olduğu için bir de iğne ile yolu bulmaya çalışıyorum. Dediğim gibi K-tipten geçmemek için. Yine çıktım. Yine yandan girdim. Tekrar sapımızın sağlam olması için işlemleri tekrarlıyorum. Tamam artık. İki tur gittim. Şimdi şuradan herhangi bir ilmekten bunu sıkıştırıyorum. Geçemedim. Şöyle. Bunu bir şöyle sıkıştırdım. Aynı şekilde bir yerde daha aynısını yapıyorum. Bakın düğüm yapmıyorum. Sıkıştırıyorum sadece. Şimdi buradan giriyorum. Şöyle sapın herhangi bir yerinden. Dediğim gibi deliklerden çıkmaya çalıştığım için. Şimdi hemen başka bir yerden giriyorum. Aynı delikten girmiyorum. Bir daha çıktım. Başka bir yerden bir daha giriyorum. Evet, bu kadar yeterli artık. İpimi burada kestim. Bu sayede çözülme olmasını da engellemiş olduk. Bakın saplarımız şu şekilde takılmış oldu. Ne kaldı geriye? Sadece buraya yine aynı yanlara taktığımız şu şekilde yanlara takmış olduğumuz mıknatıslı çıt çıtlarımızdan şöyle göstereyim. Şu formu vermek için taktık bu çıt çıtları. Şöyle çantamızın sapları artık hazır. Çıt çıtımızı yaptık mı, püsküllerimizi de taktık mı çantamız tamamen bitmiş olacak. O zaman hemen çıt çıtları etrafına dikmem için gerekli olan yerlerini öreceğim. Sonra da püskül yapımına geçeceğiz. Şimdi sihirli halkayla başlıyoruz. Şöyle biraz uzun tutayım. Sıkıştırması kolay olsun. Elim şu şekilde çarpı yaptım yine. Alttan soktum. Bunu çıkarttım. Bakın bırakmıyorum. Hemen sıkıştırdım. Şimdi artık bu sık iğne yerine geçmiyor. İçine 7 tane sık iğne yapıyorum. 3 numara tığımı, 3 milimetrelik tığımı aldım. Ne demiştik? Sihirli halka yaparken mutlaka şu ikinci ipi de
sık iğnelerimizin altından dolaştırmamız gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5 tane olmuş. 6 ve 7. Şimdi bunu güzelce sıkalım. Artık üste çıkıyoruz. Üst sıraya çıkıyoruz. Hemen birincinin tepesine girdim. Ve buraya iki tane sık iğne yaptım. Hemen yandakine geçiyorum. Bir, aynı yere bir daha. İki. Aynı şekilde üçüncüye geçiyorum. Bir, iki. Dördüncüye geçiyorum. Bir, iki. Beşinciye geçiyorum. Bir, iki. Altıncıya geçiyorum. Bir, iki. Yedinciye geçiyorum. Bir, iki. Evet, bu kadar. Şimdi ne yaptım? Hemen ipimi kestim. Şu dibini biraz daha artık sıkılaştırabiliriz. Şimdi burada hemen ne yapıyorduk? İğneye geçiyoruz. İğneyle geldim. Şu hemen yanında olana değil, bir diğerine. Girdim her zamanki gibi. Aynı ipin çıktığı yere tekrardan geri giriyorum. Gördük mü? Hiç. Yine dediğim gibi her zaman nerede başlayıp nerede bittiği belli olmayan güzel bir kapanış yapıyoruz bu sayede. Neden yanındakine gitmiyoruz? Yanındakine gidersek zaten buradaki o ilmek kaydırmamız, iğneyle yaptığımız ilmek kaydırma bir çıkıntı oluşturacak. Ama bu şekilde yaptığımızda bu ilmek kaydırma zaten o atladığımızın tepesine geldiği için hiçbir şey değişmemiş oluyor. Bu şekilde güzelce kapattık. Bunu şöyle ikisine arkada bağlıyorum. Bu biraz sonra mıknatıslı çıt çıtı geçirdiğimizde onu şöyle ortasında sıkıştıracağız. Hemen aynısından bir tane daha örüp geliyorum. Evet, ben şöyle bir tanesini yaptım. Şimdi bunu da sizinle beraber yapalım. Şöyle bir ilk sıramız vardı hatırlarsanız. Bu ilk sırada şu ilk sıranın bitimindeki deliklere şöyle bir yer açalım. Bunun tam karşısına da bir yer açalım şöyle. Buralardan şöyle geçelim. Hemen üzerine şu aparatımı bir saniye bulayı bulup geliyorum. Evet, onu da takalım. Şimdi pensemle şöyle bastırıp şu şekilde içe doğru kıvırıyorum. Aynı şekilde buradan bastırıp içe doğru kıvırıyorum. En son tam ortasından güzelce şöyle tam olarak ezdiriyorum. Şöyle şu şekilde tam olarak ezdirdim ve takmış oldum. Artık şu ipi fazlalıkları kesebilirim.
kenarlarını çıkarttıralım, düzeltelim. Bu yöntemi gerçekten çok seviyorum. Mıknatısı çantaya takmanın en güzel yöntemi bu tarz mıknatıslarda. Deriler her zaman çok şık olmuyor. Yani dikme yerleri gözüküyor. Dikim yerleri çok profesyonel delinmiş gerekiyor. Çok düzgün delinmediğinde o da kötü durabiliyor. Ama bu şekilde çantaya dikmesi çok daha kolay ve aynı zamanda da kenarında kocaman örgü parçaları olmadığı için, mesela bunu genelde kare ya da dikdörtgenin ortasına konduğunda çantanın içinde kocaman bir alan kaplıyor. Bu şekilde gördüğünüz üzere kendisine küçük bir dikme aparatı hazırlamış oluyoruz. Şimdi gelelim bunları çantaya sabitlemeye. Şimdi şöyle arkasını çevirelim. Şuradan herhangi bir yerden şöyle geçelim. Şu ipim iki katlı biliyorsunuz. Şöyle arasından geçiriyorum. Bunu buraya, ipi buraya sabitliyorum. Sonra hemen artık ön yüzüne çıkıyorum. Hep şu V'ler, şu V'lerin arasında kalacağım. Şimdi ben yerimi ölçtüm. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tam şurası benim orta noktam. Orta noktamı belirledim. Şimdi buradan bir sonraki ilmekten batmaya başlıyorum. Umarım görülüyordur. Çünkü şu an çantayı tutmak bu şekilde çok zor oluyor. Şöyle karşıdan bir yerden çıkıyorum. Nereden çıktığınıza da bir dikkat edin. Çok da böyle görünecek şekilde ya da kağıt ipi delecek şekilde de çıkmayın. Şimdi buradan hemen yukarı çıkıyorum. Şöyle yukarıya. Çünkü artık burada yukarı doğru dikiyorum. Bir sonraki hemen ilmekten, bakın V'sinden çıktım. Yine bir sonraki V'den giriyorum. Şöyle tekrar dediğim gibi dikkat ediyorum. İlmeğimi delmeyeyim. Boşluktan çıkmaya çalışıyorum. Her zaman. Evet. Hemen diğer yandaki ilmeğimden çıkıyorum. Bu şekilde ipimin yine hasır olmasına dikkat ediyorum, gözükmemesi için. Şimdi bu yöntemle döneceğim. Sonra bir tur daha döneceğim, sağlam olması için. Çünkü bir tur dönerseniz daha sonra bu iplerden ayrılma yapabilir. Onun önüne geçmek için mutlaka iki tur döneceğim. Aynı şekilde sonra karşısına da diğerini dikeceğim, bunu dikeceğim ve püsküllere başlayacağım. Şimdi şu elimizin geniş kısmını alıyorum. Başlıyorum dolamaya. Bu kadar yeterli olacak benim için. Şöyle bunu buradan kesiyorum. Şöyle. İpimi arasından geçiriyorum.
Şöyle şunu da arasından geçirdim. Bu şekilde burayı kilitliyorum. Yine ipimden alıyorum. Şöyle başlıyorum. Biraz daha düzelteyim üst kısmını. Şu şekilde sarıyorum. Bu kadar benim için yeterli. Kestim. Şimdi şu ipimi arkada, çünkü o yukarıda kaldı ya, onu bir iğneye geçiriyorum. Kalın olduğu için biraz şöyle alta aşağıya alıyorum onu tekrar. Şimdi ikisini birbirine şöyle bağlıyorum. Bir tane daha bağlıyorum. Biraz sıkıştırdım. Şöyle içeriye bu düğümü iplerimin arasına şekilde ittiriyorum. Şimdi artık şu alttaki iplerimi keseceğim. Hemen büyük makasla devam edelim. Altlarını kesmeye başlıyorum. Şöyle elimle bir düzeltiyorum. Bir nevi el ütüsü yapıyorum. Sonra bunu tekrardan üzerine bez koyup ütünün altında iyice düzgün hale getireceğim. Şöyle şurada gördüğünüz gibi şu şekilde düzelteceğim. Evet, bu şekilde püskülümüz hazırlanmış oldu. Görüyorsunuz gayet düzgün, muntazam püskülümüzü hazırladık. Şimdi bunları bir tane çengelli halkaya hazırlayacağız. Şöyle 3 tane yapmıştık. Bu renkleri tercih etti müşterim. Bu renkleri şimdi tek bir
sap üzerine getireceğiz. Onu da hemen gösteriyorum. Şimdi şu şekilde boy boy olabilmesi için zincir çekiyorum. Şu tam ortasından girdim. Gizleyebilmek için ipimi birazcık ipten pay bırakıyorum. Şu şekilde geldi, sıkıştırdım. Başlıyorum zincir çekmeye. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şimdi bu bir öncekine 10 tane zincir çekmiştim. O yüzden buna biraz daha fazla çekeceğim. 11 12 13 14 tane çekelim. Bakalım bir. Bu şöyle olsa, bu da böyle olsa. Şöyle farklı uzunluklarda olmuş oldu. Birazcık daha, bir iki tane daha çekeceğim. Şimdi bunu da şöyle sıkılaştırdım. Şimdi şu altta kalanı ne yapacağız? Bu altta kalanı yine her zamanki gibi gizleme yöntemlerinde ne yapıyorduk? İğnemizi kullanıyorduk. Şimdi yukarıya çıkacağım. Şu zincirin, pardon, yok çok yukarı gitmişim. Şöyle zincirin içinden bunu geçirdim. Sonra biraz zincirin içinde yukarı doğru çıkacağım. Tam bu burası boncuğa denk gelen yer. İşlemi burada tamamlayacağım. Şöyle tekrar geri geliyorum. Şimdi tekrardan bunun ortasından çıkıyorum. Biraz kısa tutmuşum. Şöyle. Buradan bir yerden çıktım. Onu da orada yok ettim. Şimdi yine bir boncuğumu alıyorum. Geçirdim. Burada onu da yok etmiş oldum. Şimdi ne oldu? 3 tane farklı uzunluklarda şöyle püskülüm olmuş oldu. Şu şekilde. Bunların hepsini şimdi bir tane şöyle klipsli halkaya geçireceğim. Evet, şu şekilde bir geçmeli halkanın üzerine 3 tane halka geçirdim. Bunlar benim şöyle eskiden bir çantamın sapıydı. Bu halkalarını buradan çıkartıyorum. Pense yardımıyla sıkıştırıyorum. Buraya istediğim yere bu şekilde takabiliyorum. Şimdi şöyle ortadakine geçiriyorum. Şimdi düğümümü artık burada asacağım. Şimdi ne yapıyorum artık? Bunu geçiriyorum iğnemden. Aynı içinden tekrar boncuğun içinden çıkıyor. Şöyle altından geçirdim.
Aynı şekilde bir düğüm de burada atıyorum boncuğun alt kısmına. Daha sonra tekrar boncuğun içinden giriyorum. Çıktım. Bunu burada artık dibinden kesiyorum. Evet. Birincisi tamam. Böylece düğümlerimiz de gizlenmiş oldu. Şimdi geçiyorum ikinciye. İkinciye aynı şekilde iğnemi geçirdim. Halkamdan geçiriyorum. Şuradaki zincirin başına girdim. Tekrar halkadan geçiriyorum. Tekrar zincirden geçiriyorum. Tekrar halkadan geçiriyorum. Tekrar zincirden geçiriyorum. Ve şimdi zincirin içinden bunu örer gibi her zincirden geçecek şekilde iniyorum aşağıya. Buradan çıkıyorum. Şöyle aynı şekilde zincirlerin içinden dolana dolana gittiğimiz için kağıt ip zaten biliyorsunuz kaymıyor. Bunun çözülme şansı yok, hiç merak etmeyin. Şöyle artık burada tam boncuğun altına gelecek yerde bıraktım. Boncuğumu aşağıya indiriyorum ve bunu da burada sıkıştırıyorum. Şu şekilde halletmiş oldum. Şimdi sıra geldi bir diğerine, sonuncusuna. Aynı yöntemle. Bunu artık göstermeme gerek yok. Yeşili yaptığım gibi yapacağım bunu da. Bu bir tık daha uzun olan şu şekilde. Aynı yöntemle bunu da yapacağım. Ve bu şekilde artık püskülümü tamamlamış olacağım. Evet, çantamızı tamamladık. Masada net gösteremiyorum. O yüzden şöyle geçtim. Keşke gerçek rengi de gözükse. Hasır renginde ama biraz soluk duruyor videoda. Şöyle siyahı değiştirdim. Bu çok yukarıda kaldı. Düğüm hoş olmadı. Aynı işlemi buna da yaptım. Bakın şöyle püsküllerimiz. Hemen içini açalım. Şöyle görüyorsunuz. Saplarımızı dikmiştik. Larımızı diktik. Yine şu şuradaki şu formu verebilmek için buralarımıza da çıt çıt takmıştık. Yani 3 tane mıknatıslı çıt çıt kullandık bu çantamızda. Ağız kısmında da kullandık. Ben çok beğendim. Çok tatlı oldu, cici oldu. Renk seçimi, sap seçimi, model seçimi, her şeyi tamamen
müşterime aitti. Yani bütün çantalarımdan bir kendince sentez çıkartmış. Orası öyle olsun, burası böyle olsun dedi. Ben de onun isteğine göre yaptım. Şöyle yakından çekeyim biraz daha. Bakın yakından. Püsküllerimiz gayet düzgün, muntazam. Şöyle ağız kısımlarını göstereyim. Tekrar hatırlatıyorum. Lütfen olabildiğince yüksek kalitede izlemeye çalışın. Videonun sağ üst köşesindeki ayar düğmesine basıp kaliteden yüksek kaliteyi seçerseniz görüntüleri çok daha net bir şekilde izleyebilirsiniz diyorum. Hala abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.